Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz şeytanın bile şok olacağı günahı ele alacağız. Acaba ne gibi yanıtlar bekliyor bizi? İyi seyirler. Şeytanın bile aklına gelmeyen bir günahını söyler misiniz? Ben pek günahkar değilimdir ama hayatımdan geçenler biraz günahkar oldu işin açıkçası. Bir zamanlar eski bir sevgilim vardı. Beni Denizli'de arkadaşımın evinde arka odada aldatmıştı. Yani şeytan bile bu kadarını yapmazdı diye düşünüyorum. Ama maalesef uğradık böyle bir duruma. Şeytanın bile aklına gelmeyen bir günahını söyler misiniz bize? Eskiden karayakıza düşkündüm. Şeytanın bile aklına gelmeyen bir günahını söyler misiniz? Aklım hala aklıma gelmedikleri değil de yapamadıklarımda. Şeytanın bile aklına gelmeyen bir günahınızı söyler misiniz? Sevgilim varken ondan ayrılıp onun kankasıyla sevgili olmuştum. Bu yani. Şeytanın bile şok olacağı bir günahını söyler misiniz? Evet söylüyorum. Bu ne taklidiydi? Fok balığıydı. Şeytanın bile şok olacağı bir günahını söyler misiniz bize? Bir ara eski sevgilimin hesabını çalmıştım. Onun Instagram storylerinde boxer reklamı yapmıştım. Buradan ona selamlar. Şeytanın bile aklına gelmeyeceği bir günahını söyler misiniz? 2018'de bir yurtta kalıyordum. Kur'an-ı Kerim üzerine. Orada farklı bir terlik giymişim. Haberim yok. Kendi terliğim gibi devam ettim. Ondan sonra o terliğin sahibi arkadaş arıyordu etrafta. İşte kendi terliğimi verdim, al bunu giy dedim. Şeytanın bile aklına gelmeyen bir günahını söyler misiniz bize? Ben pek günah işlemiyorum ya. Ben iyiyim ya, iyi bir insanım ben. Şeytanın bile aklına gelmeyeceği bir günahını söyler misiniz? Namaz kılmak abi, ne diyeyim, şeytanın aklına gelmeyecek günah değil de sevap olur daha çok. Namaz kılmak yani, şeytan yapmaz, daha çok insanlar kötü yola çeker. Şeytanın bile şok olacağı bir günahını söyler misiniz? Şimdi şeytanın insanı görünce de şok oluyor. İnsanın yaptığı hareketler şok oluyor biliyorsunuz. Adam çölde gidiyor. Ulan diyor, ne yapayım deveyi. Vuruyor deveye, sanıkaç vuruyor, vurup geçiyor. Biri ölüyor, neyse şeytan oydum. İki oldum şeytan, üçüne de şeytan oydum. Şeytan oradan çık, siktir lan oradan diyor. Benim aklıma gelmezdi bu diyor. O ne sar, şeytan her şeye çok olur bizim insanımız sayesinde. Şeytanın bile aklına gelmeyen bir günahını söyler misiniz? Kadınların hepsi şeytandır, günaha gerek yok zaten. Şeytanın bile aklına gelmeyen bir günahını söyler misiniz? Şeytanın aklına gelmesi benim aklıma nasıl gelecek, beni unutmuşumdur. Şeytanın bile aklına gelmeyeceği bir günahını söyler misiniz bize? Vallahi artık bu zamanda insanlar şeytan olmuş diyelim. Şimdi artık şeytan, eskiden şeytanmış ama şeytan insanları kandırırmış. Şimdi insanlar şeytanı bile kandırıyor artık. Kimsenin kimseye güveni yok. Ne diyelim bu kadar işte. Şeytanın bile aklına gelmeyen bir günahını söyler misiniz? Vallahi günahlar öyle her yere söylenmez. Allah biliyor günahımızda, sevabımızda. Şeytanın bile aklına gelmeyeceği bir günahını söyler misiniz? Çocuk istismarı. Şeytanın dahil olmadığı günah var mı? İnsana ilham etmediği bir günah var mı ki söyleyeyim? Ha ama ilk günahını söyleyebilirim. O da nedir? Rabbül Alemin'in itaat et dediği halde, secde et dediği halde etmediğidir. Etmediği günahtır.